Acaba anladım ben şimdi bunu. Bulut Hazreti Muhammed'in başının üzerine geliyor. Bu gölgelik yapıyor, evet. Gölgelik yapıyor ve bir tane rahip bunu anlıyor. Diyor ki işte gelecek olan Resul budur. Peygamber budur. Evet, kurtarıcı evet. budur. Evet. Yani bugün de eğer ki Diyarbakır'ın memleketinin üzerinde bu bulut varsa aynı rahipler diyebilir ki işte Mehdi buradan çıkacak. Kurtarıcı Mesih'den çıkacak. Çünkü bulut onun göstergesi bak, olma ihtimali var. Millet anlamıyor, millet anlamıyor. Bak Çetin ben ne dedim? Diyarbakır biz semada hava kapalı, bulutu olsa güneş görünür mü? Evet. Görünmez değil. Görünmez. Muhammed Mehdi bir elmi ledün okuyor. Bulutlar kenara çekiliyor. Güneş görünmüyor. Anlatabildim mi? Şimdi bulutların da bir ruhaniyeti var mıdır? Ya bulutların ruhaniyeti yok. Yok. Bulutlar sadece sudur. Buharlı bir sudur. Onları böyle iten ruhani melekler var. Bu rüzgara. Bulutları böyle açan rüzgar, öyle ruhaniyetler var. Hani Muhammed Bey'i o elmi ledünü okudu ya. Dünya bulutudur. Soğuktur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de okudum. Çünkü Muhammed Mehdi o elmi ledünü okuyunca seç gidiyor, prangaz gidiyor Allah'a. Süleyman Aleyhisselam Kur'an'da diyor ki biz onlara cinleri, şeytanları emrine verdik. Evet. Hatta diyor bazı alimler diyor ki bu cinler, şeytanlar o zaman en usta Finikeliler vardı ya, Finikeliler gemi icat ediyorlardı. Çok teknolojili bir şeydi ya. Onlardı. Hani gerçek bir cin ve şeytan değildiler. Ya öyle kavimler dünyaya gelmiş ki teknolojiyle öyle gelmişler ki dünyaya yaşamışlar. Onların kökü kazındı gittiler. Allah ne kadar varlık olan bu dünyada gelen varlıkları yok etti. Ben de bahsettim şey. Hazreti Süleyman'a niye şeytanları Allah onun emrine versin? Şeytanı vermedi. Kim diyorsa yalan söylüyor. Kur'an'da ayet var. Cinleri verdi. Rahmani cinleri. Çünkü şeytan ve cinleri verdi. Hayır şeytan ona yalandır. O zaman o şeytanın başka bir tecrübesi mi var? Ya o şeytan cin verildi. Cin, rahmani cinler var, şeytani cinler var. Şeytandan taraf, Hristiyan olan cin de var, ama, Yahudi olan cin de var. Ama şimdi ben anladım, ayette şeytan diye bahsediyor. Şeytan ayette. Evet, ayette ben okuduğum için söylüyorum. Şeytan bahsediyor. İşte bazı alimlerden okudum, dedi ki bu şeytan manası, bugün mezarı Rıdvan Dilmen var ya, Rıdvan Dilmen. Şeytan gibi top oynuyor ya, şeytani bir teknoloji yapıyor. Akıl anlamında. Öyle kullanılmış. Yani şeytan gerçek anlamda şeytan değil. Bazı alimler de diyor, Allah şeytanı da onun emrine koydu. O zaman şeytanı da emrine koydu. Şeytan kimsenin emrine girmemiş. O zaman o tefsiri var. Şeytan var ya, nebilerden nefret ediyor. Allah'ın emri ayrı, şeytanın ta dünya sonuna kadar Müslümanlarla uğraşıyor, nebilerle uğraşıyor. O zaman günahkar cinler miydi o? Ya. Şeytan olarak. Bak. Cin, kökü zaten ateş. Ateşten geliyor. Nüfus. Yani dumansız ateşten yaratıldı. İçinde bir tanesi şeytani ajan olabilir. Kardeşim, hıdhıd cindi ama Ashab-ı bin Mülker'ci cinlerin reisiydi. Hazreti Süleyman'ın mezarını halada koruyan 7 tane büyük cin var. Bunlar şeytan olsalar Hazreti Nebi Süleyman'ın mabedinden oba tutarlar mı? Onun Nebi Süleyman'ın mabedi öyle bir adanın içinde ki kimse bilmiyor. Neden cinle koruyor onu? Bir de cinlerin en büyüğü. Reisi. İçinde olabilir bazısı yanlış yapamamış, şeytani bir cini yakalamış, ona bir ilim göstermiş olabilir ama Nebi Süleyman'ın emrinde teyirler vardı, rahmani insanlar vardı, rahmani cinler vardı. Melekler olur muydu? Melekler olur mu ya? Melekler Allah'ın emrindedir. Melekler de? Melekler Muhammed Mehdi'ye yardıma gelecekler. Muhammed Mehdi'nin yani emrinde olan 30 komutan var. Ama cinler var. Deliler var, bizden iyiler var, insanlar var ama melekler de yardıma geliyor. Bütün yer altındaki iyi hayvanlar da yardıma geliyor. Evet. Bu Göbekli Tepe önemlidir. Göbekli Tepe budur. Önemlidir. Yani uzaylılar Göbekli Tepe'nin halkıyla irtibatlıydılar. Neden?
Onlara yer yaptılar. O Göbekli Tepe'de ellerindeki o küçük bıçakla mı o taşları yapamadılar. Ama bak onların tenasında uzayda bir kavim var, onlardandır. Mesela sen dedin, Hazreti İsa'yı araştıran bir bilim adamları Kudüs'te bir kabir görüyor, açıyorlar. İşte denasını araştırıyorlar, diyorlar ki bu hem insan denası hem doğaüstü bir yaratım denası var. Kardeşim, diyorlar ki bu İsa olabilir, evet. Biz onu tekrardan kullanabiliriz. Demek ki benim anlatmam senin, hadi o Hazreti İsa değil de, ben öyle inanmıyorum, değil de. Belki başka bir... Ben Hazreti İsa'nın nerede olduğunu biliyorum. Ve o zamandan nereye gittiğini de biliyorum. Bilgiler yanlış aktarıldı. Tam bu konu ayrı bir konu. Hazreti Hazreti İsa